Otur oğlum. Otur, otur. Otur! Günaydın. Ben Piyade Komando Yüzbaşı Mete Orozoğlu. Turgay Atalay, Kars Emret Komutanım. Jandarma Asteğmen Vedat Dinçkaya. Muhabere Assubay Üsçavuş Kamil Ateş Komutanım. Komutanım, biz sizi yarın bekliyorduk. Erken geldik değil mi? Turgay oğlum, biz niye erken geldik? Sizin için çocuklar. Destek olmaya geldik. Komutanım, dün telsizden dinledik. Okan! Doğukan, Doruk, Cemil'i buraya istiyorum. Hemen fırla. Başımız sağ olsun. Komutanım, açsınızdır. Bir şeyler hazırlatayım mı? Biz geldik. Mevzilerinize girdik. Askerleriniz uyuyordu. Onları öldürdük. Sonra karakola geldik, odamıza girdik. Siz de uyuyordunuz. Sizi de öldürdük. Subaşı yerlesin biliyor musunuz? Gelirken geçtik oradan. Tam yaylanın ağzında Barış Üsteğmen, komutanım ön tarafa gelir misiniz dedi. Ayak izleri tespit ettik dedi. Geçeceğiz Barış dedim. Orhan'ı çağırdım işte. Anlattım durumu. Kanat uzaktan atıldığında bir ıslık sesi gibi ses çıkarır. O sesi zaten duyduğunda yaşıyorsun demek. Emre vardı bizim takımda, ön tarafta, Sivaslı. O duyamadı. Tam burasından girdi çocuğa. Öyle baka kaldım ben. Sonra Turgay üstüme atladı işte, mevziye çekti beni. Kendime geldim, mevzi al, mevzi al diye bağırıyorum. Orhan tabii, tecrübeli asker. Sesin geldiği yeri tayin ediyor. Tüfeğini doğrultuyor. Sol omuzdan geldi. Yalpaladı böyle. Tam doğrultacak tüfeğin. Ben bağırıyorum Orhan Orhan diye, bizim tarafa gelsin diye. O hiç duymuyor sanki. Yaylanın ortasına doğru karları gördüm. Sıhhiye. Sıhhiye diye bağırdım birkaç kere. Çocuk çıkaramadı kafasını. İlk çatışması da. Birkaç kere denedim. Yok. Zaten hangimiz çıkarabildik ki? Sonra üçüncü kurdum. Orhan öyle yığıldı kaldı. Yarım saat sonra içtim ha.